Şimdi bunlara biraz örnek yapalım. Bir artı i sayısının dördüncü kuvvetine bulmamız istensin. Şimdi tabii ki bunu her zaman cebirsel ifadeyi açarak yapabiliriz. Yani 1 artı i'nin dördüncü kuvveti 1 artı i çarpı 1 artı i çarpı 1 artı i çarpı 1 artı i'dir. Fakat bu 4 daha büyük bir sayı da olabilirdi. O yüzden bunu yapmak belki de en akıllıca çözüm değildir. Fakat sadece ne kadar fazla emek gerektiğini göstermek için bir kere yapmakta yarar olduğunu düşünüyorum. İlk iki işlemi yaparsak 1 artı i çarpı 1 artı i, 1 artı i artı i dağıtma işlemini uyguluyorum. Bu eder. Son ikili çarpım da aslında ilk ile aynı olduğu için aynen yazabiliriz. Bunu elde etmiş olurum. 1'ler gider. 2i çarpı 2i, 4i kare, eksi 1. Bu işlemi bu şekilde yapabiliriz. 1 artı i'yi aynı zamanda karmaşık düzende gösterebiliriz. R eksen, sanal eksen. Karmaşık düzende bu sayı birinci bölgede kalır. Ve ikizkenardaki üçgenden dolayı bu açı 45'tir. Böylece aslında 1 artı i sayısını boyu 1, 1, Pisagor teoreminden 1 artı 1, kök 2. Kök 2, cis 45 diye gösterebiliriz. Bu yazılımı elde ettikten sonra her tarafın dördüncü kuvvetini alıp polar formda verilmiş bir sayının dördüncü kuvveti kuralını uygularsam kök 2'nin dördüncü kuvveti arkadaşlar 4 edecektir. Çünkü kök 2'nin karesi 2, bir daha karesini alırsak 4 eder. Şimdi cis 45'e 4 çarpı 45 uygulamam gerekiyor. Bu da 4 cis 180 eder. Cis 180 ifadesi cos 180 artı i sin 180'dir. Trigonometriden hatırlarsak cos 180 0'dır. Pardon, sin 180 0'dır. Cos 180 eksi 1'dir. Böylece eksi 4 elde etmiş oluruz. Yukarıda da 4 i kare aslında eksi 4 olacak. Evet, böylece iki cevabın birbiriyle uyduğunu görmüş oluruz. Ve aslında bu sorunun iki tane çözüm yolunu vermiş oluruz. Fakat örnek biraz daha zor bir örnek olabilirdi. Hemen ben nasıl bir durumla karşılaşabileceğinizi anlatayım. Mesela sayı daha farklı bir şekilde 1 artı kök 3 iyi olabilirdi. Bir artı kök 3 i sayısının farz edelim ki 100. kuvveti sorulmuş olsun. Tabii ki böyle bir durumda cebirsel olarak ilerlemek bir hayli zor olacaktır. Bu yüzden karmaşık düzlemi çizerek 1 artı kök 3'ün yerini görmek belki de daha güzel bir yoldur. Şimdi buradaki dik üçgeni görmenizi istiyorum. Burada kök 3, burada 1 var. 30-60-90 üçgenini fark etmemiz gerekiyor elbette. Kök 3 bölü 1 oranından dolayı burası 60 olacak. Ki tan 60 kök 3 sağlasın. Bu açıda 30 derece olacak arkadaşlar. Böylece aslında sayımızı 90'ın gördüğü kısım 2 olduğundan dolayı 1 artı kök 3 i eşittir 2 cis 60 diye yazabiliriz. Bu da bize bu soruyu çözmekte büyük kolaylık sağlayacak. Çünkü 1 artı kök 3 i'nin 100. kuvveti aynı zamanda 2 cis 60'ın 100. kuvveti olacak. Şimdi polar gösterimde verilmiş bir sayının kuvvetini nasıl aldığımızı hatırlayalım. 2 üzeri 100 cis 60 çarpı 100. Bu da 2 üzeri 100 cis 6000 eder. Şimdi 6000'in esas argümanı aslında neye denk geldiğini hesaplamamız gerekiyor. 6000 bölü 360 yapmamız gerekiyor.
240'da 360 olmadığı için 2400'de deniyoruz. 7 çarpı 360 2400'ün içinde çıkmıyor. O yüzden 6 çarpı 360'ı deniyoruz. Ve bu sefer de 240 derece çıkıyor. 240 dereceyi yerine yazdığımızda 2 üzeri 100 cis 240 elde ettik. Buradan da cos 240 arkadaşlar aslında eksi cos 60'a eşitti. O da eksi 1 bölü 2. Sin 240 aslında eksi sin 60'a eşitti. O da eksi kök 3 bölü 2. İyi olacak ve biz bu soruyu bu şekilde kolay bir biçimde çözmüş olacağız. Şimdi son olarak bir orijin etrafında döndürme örneği yapmakta yarar var. Bir eksi i sayısının orijin etrafında pozitif yönde 90 derece döndürülmesiyle elde edilen sayıyı bulunuz. Yapmamız gereken işlemi hatırlayalım. Bir eksi i karmaşık düzende hemen polar biçimde ifade etmem gerekiyordu. Şimdi buradan eğer açıya bakarsak bu açı 45 ama pozitif yönde olan açıyı hesap etmem gerekiyordu argüman için. Burası da 315 etmiş oluyor. Böylelikle aslında bir eksi i sayısını boyunu bulalım. 1, 1, kök 2. Kök 2 cis 315 şeklinde tarif edebiliyor. Bundan sonra yapmam gereken işlem 90 derece döndürüldüğü için kök 2 cis 315 yerine 315 artı 90 ifadesine yerleştirmek. Bu da kök 2 cis 15 45 etmiş olacak. Kök 2 cis 45 ifadesini tekrar hesaplayabilirim. Cos 45 1 bölü kök 2. I sin 45 i çarpı 1 bölü kök 2 etmiş olacak. Bu da 1 artı i sonucunu verecek bize. F hocamdan dinlerim projesinin bu videosunun size yardımcı olduğunu düşünüyorsanız videonun açıklamalar kısmındaki web sitemizi ve Facebook sayfamızı beğenerek bize destek olabilirsiniz.